Şimdi diğer test gruplarımızda da mesela örneklerimiz acaba öncesi sonrası şeklinde ise diyelim ki bir sayısal sütunumuz var. Sütunlardan en az biri nicel dedik ya, bazen sütunların ikisi de nicel olur. Ne zaman? İşte bu zaman. İki tane sütunumuz var ancak bir grubumuz var. Paired sample dediğimiz örneklemin eşleştirilmiş olması zaten bu demek. Yani grubumuz aynı grupta birden fazla test yapıyoruz. Aynı grupta birden fazla test yapıyoruz. Örneğin ki bizim bir ölçüm değerimiz var. Sonra bir medikal uygulama yapıyoruz ya da bir cerrahi müdahale yapıyoruz ya da psikolojik bir uygulama yapıyoruz. Aynı örneklemden bir kere daha ölçüm yapıyoruz. Bir yaptığımız ölçümde karşılıklı yazıyoruz. Aynı kişinin değerlerini karşılıklı. Biri öncesi biri sonrası oluyor. Yani yaptığımız diyelim ki medikal tedavinin bir farklılık göstermiş mi diye eğer bir deney tasarımı yapıyorsak, öncesi sonrası, uygulama öncesi, uygulama sonrası, yani yaptığımız uygulamanın farklılık oluşturup oluşturmadığına bakıyoruz. Bu da Paired Sample T-Test ile yapılıyor. Bunun alternatifi ise arkadaşlar Wilcoxon testi. Dolayısıyla Paired Sample T-Test verilerimiz normalse, burada da normalde ise ya da veri sayımız küçükse Wilcoxon testi yapıyoruz. Burada incelikli olan arkadaşlar sayısal veri, iki sütun da sayısal veri olduğu için burada farkların normalliğini, yani farkları alıp farkları normalliği diye bakıyoruz. Ama veri sayımız 30'dan küçükse zaten bağımlı gruplar için Paired Sample T-Test'i Wilcoxon'la zaten yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir tane nasıl yapıldığına dair bir örnek gösterelim. Örneğin arkadaşlar burada Serum David öncesi var, Serum David sonrası var. Demek ki serumda ölçülen birinci hastada 15'miş. Daha sonra bir medikal ya da psikolojik ya da cerrahi bir şey yapılmış. 8,7'ye düşmüş. 18,6'ymış, 18'e inmiş gibi. Öncesi sonrası, yani aynı hasta grubunda iki kere ölçüm yapılıyor. Bir uygulama öncesi, uygulama sonrası. Sonra bunlar karşılaştırılıyor. Acaba hani uygulamadan sonra değişim var mı diye. Bunlar için de arkadaşlar önce buradan şuradan Compute'ten daha önce anlattığımız şekilde farklarını alıyorsunuz. Serum David öncesi sonrası farkları. Burada bir fark sütunu olacak. Farkların normalliğine bakacağız. Farklar normalse, çünkü veri sayımız 30'dan büyükse, farklar normalse biz bunu nereden yapacağız? Hemen gösterelim yerini. Compare means Paired Sample T-Test. Buradan yapacağız. İşte mesela şu şekil. Bakın ikisi birlikte atılıyor. Bu özel olduğu için söyleme gereği duydum. Bu şekilde yan yana atılıp ondan sonra OK'ye basılıp analiz yapılıyor. Analizi anlatmıyorum şu an, sadece nasıl yapıldığını gösteriyorum. Buradaki farklarımız normal değilse nereden yapılıyor? Hemen non-parametrik testlerden yapacağız arkadaşlar. O da buradan to-related. Related'la paired aynı şey, eşleştirilmiş demek. Hemen bunu açtık. Buradan da bakın aynı ekran. Burada Wilcoxon test çıktı karşımıza. Bunları atıp bu şekilde OK'ye basıp Wilcoxon testini de yapacağız. Dolayısıyla bu şekilde parametrik ve non-parametrik testleri size anlatmış oldum arkadaşlar. Tekrardan gösterelim. Evet, burada parametrik ve non-parametrik testleri anlatmış oldum. Bir de burada Friedman testimiz var ama bunun şeyle ilgili durmayacağım. Çünkü size daha çok ikililer lazım olacak. Öncesi sonrası. Burada mesela şöyle olsun. Öncesi sonrası, işte ameliyattan öncesi, ameliyattan hemen sonra yoğun bakımdayken, bir de bir hafta sonra, yani ikiden fazla ölçüm yapılırsa, o da burada işte faktöriyel ANOVA var. Değilse Friedman testi var ama bunu anlatmayacağım. Size anlatacağım testler burada bunlar arkadaşlar. Ki kare testi, Independent Sample T testle Mann Whitney U testi aynı test. Paired Sample test ile Wilcoxon test birbirinin alternatifi. ANOVA ile de Cruz-Cavallis testi birbirinin alternatifi. Bunu bilmeniz yeterli. Buradakilerden, yani şuradaki kare hariç olan testleri uygulayabilmek için nicel verimiz olması gerekiyor sütunlar. Zaten nicel sütunun normalliğine bakıyoruz. Ki kare testinde de nicel sütun yok. Her ikisi de nitel sütun. Dolayısıyla bu şekilde her iki sütun nitel olduğu için sadece yapacağımız olay iki kare. Arkadaşlar ders öncesi bu videoyu izlemenizi öneririm. Hatta vizeden önce de bunları izleyin. Derste artık bunların uygulamasına geçeceğiz. Dolayısıyla uygulamaya geçeceğimiz için daha sonraki ben bunları anlattığımda derste olmayan ya da kendisi derste olup kafası derste olmayan arkadaşlar lütfen bunları öğrenip, yani hangi veri tipinde hangi parametrik test uygulanır bunu öğrenip o şekilde derse girsin. Yoksa derste ben tekrardan bunları anlatmak zorunda kalmayayım. Bu şekilde hızlı bir şekilde size anlatmak istiyorum ki, yani 4 dersimiz var finale kadar. Seneye şeylerinizi yaparken, tezlerinizi yaparken bana çok fazla soru sormayacak şekilde, yani analizleri kendiniz yapacak şekilde anlatmak istiyorum ki
ve bana çok fazla iş düşmesin. Kendi tezinizin analizinizi kendiniz yapın. Peki arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere. Bir sonrakinde de yine uygulamalarla ilgili size video çekeceğim dersten sonra inşallah. Bu şekilde finale kadar videolar çekmeyi düşünüyorum.